Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, il buluşmaları kapsamında Kayseri'ye geldi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Buluşması programında konuşan Erbakan, Kayseri'de ve Türkiye'de gördükleri manzaranın, milli görüşün hala dimdik ayakta durduğunu gösterdiğini söyledi. Erbakan, milletin derdine derman olayım da nasıl olursa olayım anlayışıyla yapılan bir siyaset içinde olduklarını dile getirdi. Yeniden Refah Partisi Kayseri 1. sıra milletvekili adayın Önder Narin ise Erbakan'dan 80 milyon tek yürek komple bizimle diye konuştu. Yıllar önce bir parti toplantımızda hemen hemen 20 seneye yakın bir zaman önce Ankara Kızılcahamam'daki bir parti toplantısında, parti programında partimize milli görüş davasına hizmeti geçen, emeği geçen büyüklerimize plaket verilmesi töreni vardı. O plaketler verilirken Kızılcahamam'ın Ankara'nın en eski milli görüşlerinden bir amcamız, bir büyüğümüz ak sakallarıyla, ak saçlarıyla geldi, plaketini aldı. Çok kısa bir cümlenin, iki cümlenin bir konuşma yaptı ama saatlerce yapılacak bir konuşmadan çok daha etkili bir konuşma oldu. Ne dedi? Dedi ki Cenab-ı Allah şükürler olsun. Partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar dedi. Şimdi Kayseri'de gördüğümüz bu manzara, Türkiye'nin dört bir yanında gördüğümüz manzara, bütün engellere, bütün zorluklara rağmen milli görüşün dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Ve yine bu manzara bizleri de aslında haklı çıkartıyor. Çünkü bundan 12 sene evvel Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan hocamız vefat ettiğinde ne demiştik? Erbakan hocamız vefat etti diye film bitti sanmayı, film daha yeni başlıyor demiştik. Ve şimdi bu manzaralar bizi haklı çıkartıyor elhamdülillah. Evet, Erbakan hocamız vefat etti ama milli görüş davası kıyamete kadar baki kalacaklar Allah'ın izniyle. Çok değerli Kayseriler, çok kıymetli milli görüşçüler. Erbakan hocamızın vefatından sonra meydana gelen milli görüşün siyasi alandaki temsil sorunu yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla Allah'a şükürler olsun ortadan kalkmıştır. Kasım 2018'den itibaren yeniden Refah Partimiz milli görüş sancağını en güçlü bir şekilde devralmış ve hakkıyla taşımaya devam etmektedir elhamdülillah. Biz 4 yıl boyunca ne dedik? Dedik ki yeniden Refah Partimiz Türk siyasetinin belirleyici gücü olacaktır dedik. Gelişmeler bize haklı çıkarttı. Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, siyasi rakiplerin muhalefetleri de ne olursa olsun anlayışıyla değil. Bu milletin derdine derman olayım da nasıl olursam olayım anlayışıyla yapılan bir siyaset, yapıcı bir muhalefet, siyasete nezaket getiren bir anlayış. İşte bütün bunların etkisiyle daha iktidar olmadan, daha henüz meclise dahi girmeden milletimizin sorunlarına çözüm üreten, milletimizin mağduriyetlerinin çözülmesine vesile olan bir yeniden Refah Partisi olarak meydana geldik elhamdülillah. Gelinen noktada yeniden Refah Partimiz 4 seneden beri söylediğimiz gibi seçimlerin anahtar partisi haline geldi. Seçimlerin belirleyicisi haline geldi. Yeniden Refah Partimizin tercihi seçim sonuçları üzerinde belirleyici etki yapacak hale geldi. Ve böyle bir noktada bizler yeniden Refah Partisi olarak ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, vatanımızın ve milletimizin selameti için son derece stratejik bir karar alarak seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararını aldık. Çünkü bizim anlayışımıza göre bir mazaratın def edilmesi sağlanacak diğer faydaların elde edilmesinden çok daha önemlidir. Ne mazaratıyla karşı karşıyayız? Yedili masa denilen karanlık bir blokla karşı karşıyayız. Biz ülkemizin, milletimizin, devletimizin bu yedili masanın karanlıklarına teslim etmemek için, yedili masanın CHP zihniyetinin iktidar olmasına vesile olmamak için böyle bir karar aldık. Ve inşallah bu kararımızın ülkemize, milletimize ve yeniden Refah Partimize hayırlı olmasını
Cumhur İttifakı'na girdik ama AK Parti listelerinden seçime girmiyoruz. Yeniden Refah Partimiz 87 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla, kendi listesiyle, kendi amblemiyle hükmü şahsiyetini muhafaza ederek müstakil bir parti olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere giriyor. Dolayısıyla seçim barajı diye de herhangi bir endişeye asla asla mahal kalmadığını ifade etmek istiyorum. Bazı kardeşlerimizin aklında hala soru işaretleri oluyor. Yine de seçim barajı var mı, bunu açmak zorunda mıyız diye. Hayır, öyle bir şey kalmadı. İttifakın toplam oyu %7'yi geçtiği için yeniden Refah Partisi'ne barajı açmış sayılıyor. Ve Kayseri'de veya herhangi başka bir seçim bölgesinde sadece bir milletvekilinin seçilmeye yetecek oyu almamız halinde isterse başka hiçbir yerde hiçbir oy almamış olalım, yine de o milletvekilini seçilmiş oluyor. Yeniden Erbakan dönemini, yeniden milli görüş dönemini sizinle birlikte biz Kayseri'den başlattık. Yürüyüşümüz koşmaya döndü. 14 Mayıs'ta da inşallah zaferimizin şahlanışını sizlere hediye edeceğiz. Biz kısır kalabalıklara bakmıyoruz. Biz 14 Mayıs akşamı sandıktan çıkacak sonucu biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. Birileri meydanları doldurup gövde gösterisi yapabilir. Birileri parayla pulla salonları doldurabilir. Ama biz diyoruz ki 14 Mayıs akşamında o kalabalıkların bir hükmünün olmadığını ve bizim kalabalığımızın nice kalabalıklara galip geldiğini 14 Mayıs akşamı saat 24 itibariyle Kayseri görecek, Türkiye'de görmüş olacaktır. Sayın Genel Başkanım, İsminizin ve soy isminizin kıymetini, değerini Kayseri biliyor. Türkiye de biliyor ve sizin neler yapmak istediğinizi ve neye imza attığınızı çok iyi biliyor. Makam, rakam, mevki olmadan bir Erbakan gibi Erbakanca duruşla 30 maddelik mutabakat metnini bu millet izledi ve sizi takdir etti. Dolayısıyla sizin bu duruşunuz Türkiye'ye ve dünyaya yeniden İslam aleminin dirilişi konusunda bir meşale görevi gördü. Milletin vekili 10 arkadaşımızdır. Biz 10 arkadaşımızla birlikte meclise koşuyoruz inşallah. Kayseri'yi biz iyi biliyoruz. Kayseri'nin siyasi oluşumunu, siyasi gelişmelerini çok iyi biliyoruz. Bize sahada dönüşlerini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla aday profillerine baktığımız zaman Kayseri'de ilk defa bir üretici adayı biz listelerimizden aday gösterdik. İlk defa Pınarbaşı'ndan, Avşarlar'dan bir aday gösterdik. Fazla söze gerek kalmadan biz size burada Kayseri'den söz veriyoruz ve 14 Mayıs akşamı Türkiye'nin Kayseri'de milli görüşün milletvekili ve milletvekilleri olduğunu Allah'ın izniyle göreceğiz. Dolayısıyla biz bugün sizleri burada misafir ederek yollarken gönlünüz rahat bir şekilde yollamak için hazırlandık ve yollayacağız da inşallah Allah'ın izniyle sizin gözünüz hiç arkada kalmasın. Kayseri bizimledir, Türkiye bizimledir. Dolayısıyla gelecek bizimledir, burada